Pancar benim. Arkadaşım dedi bir tane de sattım pancar. Şu pancarı Doğuş grubunun çektiği mesajın icabını yerine getirmenize rağmen. Mazot aldım, yaktım, mazot borcunu da veremiyorum şimdi. Al pancarı diyorum bari kalanını satayım vereyim. Kalan da kalmadı. Kalan da Doğuş liderimizden. Şu pancarın firesi yok bizce. Abi sıkıntı yaşamışsın, batmışsın zaten. Bunun daha ilerisine ben bunu anlamadım. Dedi ki ben pancarımı kaldırdım. Ne yapabilir? Elbistan'da adamı yedim. Tutuklayabilirler, başka ne yapacaklar ya? Adam gitti kaybol. Ya hayır, beni cezaevine atar. Kim ürettiğim için. Sütü ürettik, almadık, ineklerini sattık. Mandıra kapandı. Bunu üretiyorum, buradan beni yok ediyorsun. O zaman al işten at kardeş. Bunu yapar. Korkuyla ben bir yere varamam. Korkuyla ben bir yere varamam. Korkacak hiçbir şeyim yok. Türk vatandaşıyım, bu devlet benim. Bu toprak da benimdir. Ben de korkacaksam konuşmamdan, o zaman bir anlamı kalmadı bu işin ya. Yazıktır ya. Niye korkayım ben? Kimden korkacağım? Osmanlı Doğru benim. Battal Gazi benim dedendi. O doğru mu vekilim? Bizim atalarımız değil miydi bunlar? Ben mi korkacağım şimdi çiftçi olarak? Bitmişiz ya. Vallahi. Elektrik faturası geldi az önce. %40'ı sahtecilik bu. Bu budur. Bunu defalarca sizin milletvekilleriniz açıkladı ama dinleyen yok. 400 lira şeyden elektrik faturasından sadece 240 lirasını yakmış. Diğerinin nereye gittiğini bilmiyorum. Ya param yok benim. Ne istiyorsun benden ya? Eski borç bir de 325 lira daha ödemem. 425 lira gelmiş. Bunun 250 lirası şeye gidiyor. Hibeye gidiyor. 250 lirası yani, yeniden yakmış. Şu yani. Sahtekarlığı bırakalım. Köylü milletin efendisidir. Orayını biz kabul etmiyoruz. Biz efendi falan değiliz. Bu ise efendilik. Bunun efendiliği falan yok. Biz köleyiz. Böyle de kölelik olmaz canım yani. Köleye de biraz fırsat verilir. Ya yaşama yani, şansı verilir köleye. Köle de sahibi en azından. Sahibi. Ya sahip de kalmadı. Sahip kime sahiplik? Ben bunu anlamadım. Köleysen bana şey ver, yaşama şansı ver ya. Arkadaşlar nutkum tutuldu, ses söyleyemiyorum. Hiçbir şey konuşamıyorum. Özür dilerim. Estağfurullah. İçimizdeki sıkıntıdan dolayı hararetli konuşuyoruz. Biz sizi dinlemeye konuşamıyorum. Yani sizin gösterdiğiniz bu isyanın, bu duruşun evet. Köylünün, çiftçinin, vatandaşın ne hale geldiğini göstermesi açısından önemli. Yani içimizdeki açıdan dolayı biraz sesini fazla çıkıyor. Estağfurullah. Yok, bunu sonra almayın. Bunu üreten sizsiniz. Bunu alın tabi döken sizsiniz. Sesiniz de çıkacak. Ama sesinizi duymayanlar duymuyorlar. Duymuyorum. Sesinizi duymuyorum.